Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda şöhretler karması 10'lu TYT matematik denemelerinden deneme 6'nın geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri Mert Hoca'daydı. Oradan bakarsın ya da uygulama çözümlerinden de bakabilirsin. Şu güzelim soruları çözmeye devam edeceğiz ve bu denemede de geometri adına konuşuyorum. Mükemmel sorular yine karşımızda olacak. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. 31. soruyla çözümlere başlıyoruz. Evet şöyle bir soru var elimizde. Şekil bir devirler açılır pencere modeli dikdörtgen biçimde 8 eş cam bölmeden oluşmaktadır. Bak dikkat 8 eş cam bölme yani şunlar nedir birbirini eşittir. Hemen burada bir eşitleri yazalım. Sonra bu pencerenin cam bölmeleri şekil 2'de gibi açıldığında en sağdaki üst bölmenin üst kenarı ile diğer bölmelerin üst birleşme noktaları doğrusal oluyor. Yani şundan bahsediyor bize doğrusallık var burada. Evet 117 derece verilmiş buna göre x nedir diye soruluyor bize şekli şöyle büyütüp bunun üzerinde işlemimizi yapalım bakalım. Şimdi burada eş yapılar var mı? Var. Şu kanatlar hep eşti. Yani şunlara böyle bir eşitleri koyuyorum. Aa ne çıktı burada? X kenarlıklar çıktı. Bir yerden başlıyoruz. X kenarda taban açıları önemliydi. Hemen taban açısına şu açıya A dersem burası da A'dır. Hocam iki iç açı bir dış açıdan. Direkt burası ne olacak? 2A olacak. Eee X kenarlıktan burası da 2A. Dur. Sonra ne yapıyorsun? 2A ile 2A'nın toplamı hocam burası diyorsun. 4A diyorsun. Hayır. Bu üçgenin dış açısı değil ki ama artık bunu öğrendin. Bir bundan önceki denemelerde de sormuştuk böyle sorular. E hocam burası nedir? E, buradaki iki kenar lazım ama 2a ile 2a'nın toplamı değil ki. Burası şuradaki üçgenin dış açısı bu açı. Yani 2a ile a'nın toplamı olacak burası. Yani ne oluyor orası? 3a oluyor. Hemen buraya 3a, buraya da 3a yazdık. E sonra buradaki açılar lazım bana. Bu da artık işi iyice öğrendik. Şuradaki üçgende yani 3a üç ile a'nın toplamı Burası 4a yapar, 4a yapar. Sonra burası da şuradaki üçgendeki a ile 4a'nın toplamı yapar. Yani 5a yapar, 5a yapar. Sonra buradaki açılarda ne yapıyor? Artık öğrendiği şey 5a ile a'nın toplamı. Çünkü o üçgenin dış açısı. 6a yapar, 6a yapar. E sonra da yine şuradaki açılar lazım bana ve toplamları da ne yapıyor? Şöyle baktığımız zaman 6a ile a'nın toplamı yapıyor. Yani hocam burası 7a, burası da 7a. Dikkat et bu 7A 117'nin 180'e tamamlayan açısı. Yani 63 değil mi? Evet 63. E o zaman buradan 7A eşittir 63 ise A'yı buradan kaç buluruz? 9 buluruz. Bizden ne istenildi? X. Şimdi X'e bak bakayım hocam. X şu büyük üçgende dış açı yani A ile 7A'nın toplamı X dediğimizde 8A olduğundan dolayı A yerine 9 yazarsam cevap ne yapacaktır? 72 yapacaktır. Evet böylelikle bu sorunun doğru cevabı 31. soruyu ne bulduk? Akçay bulduk. Güzel bir soruydu. Geldik. Bir sonraki soruya. 32. sorudayız. Evet 32. soruda da şöyle bir dikdörtgen şeklinde bir karton verilmiş. Kenarları 2 kök 5'e 4 kök 5. Sonra bunları bu şekilde koymuş. Kenarlar hipotenüsler doğrusal olacak şekilde koymuş. Buna göre iki köşesi arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor bize. Şimdi bir kere burada dikdörtgenin köşegeni boyunca kestiğimiz zaman e hocam burası alfa beta ise beta 90 ise burası da alfa yaptı burası da beta yaptı. Alfa betalık üçgen. Kenarları da 2 kök 5'e 4 kök 5. E 1 2 kök 5 üçgeni küçük olanın kök 5 katı. Burası kaç yapar? 10 yapar. E yerleştirelim. Kısa kenar 2 kök 5 burası 4 kök 5. E burası da 10. Aynı şekilde burası da 10. 2 kök 5 4 kök 5. Açıları da yazalım mı? Yazalım. E hocam burada alfa beta burası. E aynı şekilde burası da alfaya beta. E sonra ne yapacağız? Hocam x'i bulmaya çalışacağız. x dediğimiz yer şurası. Şu uç noktalar arasındaki uzaklık. Nasıl buluruz bunu? Yani bunlar eş yapılar ya. E ben hocam burada bir şuradaki dikdörtgeni oluştursam ya da şuradan bir dik çizsem. Buradan da bir dik çizsem bu bir dikdörtgen olur. Sebep bunlar birbirine paralel ve bunlar birbirine eşit. Çünkü bu hipotenüse ait yükseklik. Bu da hipotenüse ait yükseklik. Her ikisi de eş yapı olduğu için yükseklikleri de eşit değil midir? Ya da on tabanla ait yüksekler birbirine eşit. E o zaman Bunlar birbirine eşit. Ben burada x'i bulmak istiyorsam neyi bulmak zorundayım? Aha da burayı bulursam olay bitecek. Zaten şuradaki üçgenle de buradaki üçgen de eş yapar. Çünkü alfalara dağıl. Alfa beta 90, alfa beta 90. 90'ın karşısındakilerde 2 kök 5 olduğundan eş üçgen oldu onlar. e alfanın karşısındaki bu kenarla alfanın karşısındaki bu kenar birbirine eşittir. Yani ben şu a'yı bulursam bu x dediğim ne olacak o zaman? 2 a olacak. Hadi bakalım şekli bir YouTube ona göre işlem yapayım ben şimdi. E, burada ne çıktı karşımıza? Bir öklit bağıntısı çıktı. Hocam öklit bağıntısında ne yapmam lazım? 2 kök 5'in karesi sağ tarafta Sağ dayalı şu çarpı tamamı yazıyorum. 2 kök 5'in karesi eşittir a çarpı tamamı 10. Dikkat a çarpı tamamı 10 değil mi? E o zaman burada 2 kök 5'in karesi ne yaptı? Hocam 20 eşittir a çarpı 10'dan dolayı şunlar sadeleşti. A'yı da buradan ne bulduk? 2 bulduk. E A2 ise bizden ne isteniyor? 2A isteniyor. Dolayısıyla cevap burada ne yaptı? Edremit yaptı. Yani 32. soru Edremit. Geldik 33'e. Evet bir adet kağıdının kenar Kağıdın uzunlukları 21'e ve 29.7 cm olarak verilmiş. Sonra emirhan mavi renkli adet kağıdını şekil 1'de gösterildiği gibi 2 eş parçaya bölmüş. E o zaman 2 eş parçaya böldüyse ne olacak burası? 10.5 10.5 mu olacak? Evet. Sonra devam ediyor. Elde ettiği dikdörtgensel parçalar ağırlık merkezleri çakışacak ve kenarları birbirine dik olacak biçimde şekil 2'de gösterildiği gibi üst üste yerleştirmiş. Şekil 2'de elde edilen şeklin çevresi nedir diye soruluyor bize. Şimdi kısa kenarın ben ne olduğunu biliyorum. 10.5 uzun kenarın ne olduğunu biliyorum. 29.7 olduğunu biliyorum. Hadi bakalım kısa kenarı 10.5 yazayım. Hocam kısa kenar 10.5 kısa kenar 10.5 ve kısa kenar burada da buçuk yazdım uzun. Kenarı da biliyorum. Uzun kenar neydi? Hocam uzun kenarda şöyle 29.7 olduğunu biliyorum. Şimdi uzun kenarda 29.7. O zaman şu ikisinin toplamına ne kaldı? 29.7'den 10.5 mu çıkartacağım? Evet. Şurada çıkartayım. 29.7'den 10.5'u çıkartırsam eğer hatta e, şey yapmama da gerek yok ya. Ne yapmama gerek yok? Çünkü burada bir toplam isteniyor bizden o toplamı bulmaya çalışacağız şimdi. O toplamı nasıl bulacağız? Bak. Şimdi biz böyle yatay ve dikey ve bu arada bunlar 90'ar derece verilmiş ya. 90 90 e, dikdörtgenin tam ağırlık merkezi boyunca gelmiş. Ya hocam ben burayı ayrı bir şekilde bulayım. Şurayı ayrı bir şekilde bulayım. Şunları da ayrı bir şekilde bulayım. Sonra burası da çıkıyor ya. Bunları da tek tek toplayayım. Derdine girmesek sanki iyi olacak. Niye dikkat Böyle yatay ve dikey toplamlarını ÖSYM'de çok sever. Paralel kenar, dikdörtgen, kare, eşkenar, dörtgen de karşımıza çıkabiliyor böyle toplamlar. E ne yapacaksın? Dikeyleri ayrı topla. Hocam dikeyleri ayrı toplayayım derken tamam şurası var elimde. Yani şurası var. Hocam burası var. Burası da var dikeyde. Aa zaten şu üçüne bakacak olursan eğer bu uzun kenar yapmıyor mu? Evet uzun kenardan bir tane oldu elimizde. Aynı şekilde şu dikeylere de bakacak olursak bunların toplamı da hocam şu dikey bu dikey ve bu dikey zaten bu buraya denk geliyor. Yine uzun kenar yapmıyorum mu burası? Evet. Bu toplamlar da uzun kenar yaptı. Uzun kenardan iki tane oldu o zaman şimdi. Başka ne var burada? Hocam yataylara bakacağız şimdi. Yatay şu şu ve şu. Oo, bunları da mavi renkle göstereyim ben sana. Buradaki yataylar da mavi renkli olarak Yine bu uzun kenar yapmıyor mu? Yapıyor. Çünkü dikkat dikkat. Şu artı şu artı şu. Yani bu buraya geldi yukarıdaki bir uzun kenar yaptı. Evet. Yukarıdaki maviler de yani şunlar da bir uzun kenar yaptı. Aşağıdaki maviler de toplamı da yine bir uzun kenar yaptı mı yaptı. Yani toplamda kaç tane uzun kenar yaptı? 4 tane uzun kenar yaptı. E 4 tane uzun kenar. Uzun kenarımız neydi? 29.7 idi. O zaman biz 29.7 ile Kaçı çarpacağız? 4'ü çarpacağız. Olay bitiyor. 4 kere 7 28 elde var. 1 4 kere 9 elde var. 2 pardon. 4 kere 9 36 37 38. Sonra elde var. 3 4 kere 2 8 bu da 118 yaptı. O zaman cevabı ne bulduk? 118.8 olarak bulur muyuz? Buluruz. Evet 33. soru güzel bir soru. ÖSYM seviyor mu? Seviyor. Kısa kenara gerek kaldı mı burada? Gerek kalmadı. Sadece ve sadece belki de uzun kenar verilmiş olsaydı bile sonuca ulaşabilirdik. Evet 33 güzel bir soru ve cevap C. Geldik 34. soruya. 34. soruda da şöyle bir şey verilmiş. 1-2-3 şeklindeki numaralandırılmış ikişer şeritli yollar verilmiş. Şimdi A kavşağında buluşuyorlarmış bunlar. Bir de A noktasından C noktasına doğru hareket eden birisi. Bak. A'dan C'ye doğru hareket eden birisinden bahsediyor şimdi bana. C noktasına ulaştığı da bulunduğu konumun 1 ve 3 yollarına uzaklığı eşit olmuş. Evet tam buraya ulaştığında buraya ve buraya olan uzaklığı neymiş birbirine eşitmiş. E arkadaş şu yollara olan uzaklıkları birbirine eşitse bu dikmeler birbirine eşitse dikmeler nerede birbirine eşit oluyordu? Açı ortayda. O zaman ne diyeceğiz? Hocam bu bir açı ortay doğrusudur. Hemen onu yazdık. Peki. BCD doğrusal olduğuna göre. Bak bize BCD'yi de doğrusal vermiş. Hemen çizdik. O zaman bunu AB yolunun uzunluğu AD yolunun uzunluğunun 1.5 buçuk katıdır. Şimdi AB yolunun uzunluğu AD yolunun uzunluğunun 1 bölü, buçuk katıymış. Yani 1.5 buçuk demek 3 bölü 2 değil midir? Evet. Yani o zaman 3 bölü 2 katını alacaksam eğer ben bunun ben buraya 2x dersem 2x'in 3 bölü 2 katı ne yapar? 2x'in 3 bölü 2 katı 3x yapar hocam. Yani burası yol olarak ne olacaktır? 3x olacaktır. B ve C noktaları arasındaki mesafe 360 metre olduğuna göre C ve D arasındaki mesafe nedir diye soruluyor bize. E arkadaş ne yapacağız? Açı ortay olduğunu bulduk. Soldaki oran, tabandaki oran eşit değil miydi? Evet. Açı ortay olduğundan dolayı. Yani 3x'in 2x oranı eşittir. Şu. 360 bölü soru işaretinin içindir. Bunlar mılar sadeleşti? Işte 3 ile 360 sadeleşince 120. 120 ile 2 çarpınca soru işaretini ne buluruz o zaman? 240 olarak buluruz. Zaten bizden de o isteniyor. Cevap böylelikle denizli çıkar. Geldik 35'e. Evet şekil 1'de ABC eşkenar üçgeni biçimde kağıt verilmiştir. D ile BC birbirine paralel vermiş. Dur bu bir eşkenar üçgense hemen eksik parçaları tamamlayalım. 60 60 ve burada kaçta kaç derece? 60 derece. Şekli büyüteyim burada. Ve paralellik verilmiş. Arkadaş bununla bu birbirine paralelse yöndeşlik vardır. E bizim burada kaç 60 ise burada kaç da 60 derece değil midir? Evet. Hemen 60 dereceyi yazdık. E sonra e, 60 60 ise bak burası da 60 derece oldu. Yani yukarısı da bir eşken üçgen oldu mu oldu. Eşkenarda çizilen yükseklik aynı zamanda açı Ya da 30 60 90 üçgenlerinden dolayı 30'ları burada yazabiliriz. E sonra başka bir şey yazabiliyor muyuz burada? Şurada sadece şu bilgileri de yazabiliriz. Hocam tabanı iki eş parçaya böldü. Başka da bir şey yazabiliyor muyum? Yazamıyorum. E ne yapalım? O zaman soruyu okumaya devam edelim. Hadi bakalım. Bu kağıt kesitli çizgiler boyunca kesilerek 5 parçaya ayrılmış. Ayrıldığında da 1, 2, 3, 4 numaralı üçgenler. Bak buradaki gibi olmuş. Şuradaki gibi olmuş. Kenarları çakışanlar var. Bak birin uzun kenarıyla 3'ün uzun kenarı çakışmış. Birin uzun kenarı neresi? Burası. 3'ün uzun kenarı neresi? Burası. Sonra 4'ün uzun kenarıyla 2'nin uzun kenarı. Bak 2'nin uzun kenarı çift çizgi değil mi? Evet. 4'ün de uzun kenarı burası değil mi? Evet. Buraya da çift çizgi yazalım. E artık burada yine işleme devam edelim. Güzel şeyler çıktı. Hocam ikiz kenarlıktan dolayı 30 sa burası da 30 olur mu? Olur. Hemen 30'u yazdık buraya. Aynı şekilde burası da 30 oldu. E o zaman buralara da 30 30 kaldı mı? Kaldı. E sonrasında ne yapacağız? Buradaki eşitlikleri falan filan bulduk. Devam edelim soruyu okumaya. ABC üçgenin çevresi 18'miş. 18 ise o zaman bir kenar ne yapıyor? 6 yapıyor. Hocam burası 6. Burası da 6. Şurası da 6. E, burada 30-30-120 üçgen çıktı. 6'yı köküçe böldüğümüz zaman 2 köküç olur. Yani burası 2 köküç, 2 köküç oldu. 30-30-120 üçgenin özelliğinden dolayı. E, burada da bir 30-30 var. Çünkü niye? Hocam 2 iç açı, 1 dış açı. O yüzden 30 çıktı burada. 30-30-120 üçgeni burada da var. E o zaman burası da 2. Burası da 2 oldu. O zaman buraya ne kaldı? 4 kaldı. Aynı mantık 4 ve 2 diye çıktı. Burası da 2. Hatta burası da 2 köküç oldu mu? Oldu. Şimdi bütün her yerdeki 1, 2, 3 numaralı üçgenlerde 1, 2, 3, 4 numaralı üçgenlerde bütün kenar uzunluklarını buldum. D ve E köşeleri arasındaki uzaklık isteniyor bizden. O zaman burada yerleştirelim. 1 numaralı dik üçgenin kenarları 2'ye 2 köküç. Hocam burası 2, burası 2 köküç. Ondan sonra 4 numaralı üçgenin kenarları. Bunlar 2, 2. E ben yazdık buraya. Hatta burası 30 30 120 üçgeni. E sonra şurası 90, şurası da 30 derece ya. 30 dereceleri de yazalım. Sonra 2'deki de 2'ye 2 kök olduğunu biliyoruz. Tamam. E benden şuradaki uzaklık isteniyor. Buna karşılık ne getirmem lazım? Dik üçgene karşılık getirmem lazım. Kenar uzunluklarını da yazdım burada. Hadi dik üçgene karşılık getirelim bakalım. Ne yapacağız? Hocam şuradan bir dik çizsem. 2 2 90'ı karşı bu 30 30 120 üçgeni ya. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı 1 yapar. Bunlar da kök kök köküç yapar. E sonra ne yapacağız? Bu uzunluğa karşılık 90 dereceye karşılık getirmem lazım. O da dikdörtgenli oluyordu. Burası 90 burası 90 ya. Yani şöyle bir Z merdiven kuralı var. O dikdörtgen de şu şekilde tamamlamayla olmuyor muydu? Evet. O dikdörtgeni de şu şekilde yapacak olursam eğer. E burada hocam şurası ne? Burası köküç. O zaman burası da kök köküç olacak. Yazdım köküçü. E burası 2. O zaman burası da 2 olacak. Artık şurada bir Pisagor bağıntısı var. Şu Pisagor bağıntısı üçgende. Bir kenar kök 3, diğer kenar 2, 3, bir de 2 daha var 5. Yani şöyle bir üçgenle karşılaştık. Şurası 5, burası kök 3. Buradaki x uzunluğu isteniyor bizden. O zaman x'in karesi eşittir. 5'in karesi 25 artı kök 3'ün karesi 3. 28 x de böylelikle kök 28 olur. Bu da 4 çarpı 7 ya 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevap da böylelikle 2 kök 7 olur mu? Olur. Yani 35. soru böylelikle Edremit çıktı. Geldik 36'ya. 36. soruda ne demiş bakalım şöyle sarı renkli dikdörtgen biçimindeki kartonun üzerine. Bak sarı renkli bir dikdörtgen var elimizde. Şöyle büyük dikdörtgenden bahsediyor. Renkleri dışında özdeş olan mavi, eflatun, yeşil ve kırmızı renkli kare biçimdeki 4 karton bunlar özdeşmiş. Bak Mavi karton burada kare, kırmızı karton burada. Hocam yeşil kartonun belli bir kısmı gözüküyor, olsun burada. Eflatun da bak belli bir kısmı gözüküyor burada ve bunlar birbirinin eşiymiş. Sonra bize şu bilgiler verilmiş, kırmızı kartonun bir kenarı 25. O zaman diğer karelerinde bir kenarı 25 olacak. Hatta şunu şöyle büyütüp yapayım. E hocam burası 25'te, 7, 24, 25 üçgenden burayı 24 olarak bulduk mu? Bulduk. Sonra başka ne yapacağız? E, kare, mavi karenin de bir kenarı neydi? 25'ti. O zaman burası da 25. Burası da 25. Birer köşeleri ortak demişti çünkü burada. E sonra. E hocam. Şu kenara bakar mıyız? 25 artı 8 artı 7. Yani burası 40. E hocam burası 40'sa Şu yukarısı da 40 yapacak. O zaman buraya ne kaldı? 15 kaldı. Karenin bir kenarının ne olduğunu biliyordum ben. 25 olduğunu biliyordum. 15, 25. Şuradaki üçgene dikkat et. 15 20 25 üçgeninden burayı da 20 bulduk. Evet. A şurası kaç çıktı? 44 çıktı. E hocam burası da 44 olacak. Bizden x isteniyor. 44'ten 25 çıkarsa da buraya ne kalır? 19 kalır. Yani o zaman 36. soruyu 19 bulduk. Yani cevap Denizli çıktı. Güzel bir soru yine eş yapıyı kullandıran hoş sorular. ÖSYM seviyor biliyorsun eş yapıları. Evet geldik 37. soruya. Aa, bu soruda çok güzel bir soru. Şekildeki halat bir eşkenar üçgen ile düzgün altıgenin kenarlarını oluşturmaktadır. Ve altıgenin bir kenarı ile eşkenar üçgenin bir kenarı oranı 2 bölü 3 3'müş. Yani ben buraya 2K derken, dersem burası 3K olacak. E o zaman hocam buraya ne kaldı? K kaldı. Eşkenar üçgenin bir kenarı 3K. E, altıgenin de bir kenarı ne oldu? 2K şeklinde oldu. Bu halat bir kısmından yanmaya başlarsa ateş halatın her yerinde aynı sabit hızıyla devam ediyor. Ben şimdi halatı burada yakarsam mesela buradan yaktığım zaman bu hızda böyle bu hızda böyle devam ediyor. Onu demek istiyor. E halatı burada yaktıysam burada burada ve burada aynı hızıyla yanmaya devam edecek mi? Evet devam edecek. Onu söylemek istemiş burada. Evet halat şekilde gösterildiği gibi eşkenar üçgen ve düzgün altıgenin ortak köşesinden yakıldığında Eşkenar üçgen tamamı 18 dakikada yanıyor. Aa hocam eşkenar üçgen 3. Şöyle mi diyeceğiz? Bak. Eşkenar üçgen dikkat. 3, 6, 9 K. 18'de mi yanıyor diyeceğiz? Öyle mi diyeceğiz? Hayır. 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 Olamaz. Öyle demeyeceğiz. Buradan yakıldığı zaman böyle de yanıyor. Böyle de yanıyor değil mi? Eş hızla yandığı için bu buraya geldiğinde yanması. Bu da buraya gelecek yanması. E o zaman eşit hızla bu bu kadar geldiyse bu da bu kadar gelecek. Tam ortasına kadar gelecek. Yani aslında yanma süresi ne oluyor? Bunun buradan tam bunun ortasına kadar gitmeyle olmuyor mu? Oluyor. Aa hocam bunun ortasını alırken 3K bölü 2 ile uğraşmayayım. O zaman ne yapayım? Şöyle yapayım bunların 2 katını alayım. Yani K 2K 3K dedik ya. Tam tersi 2 katını alayım. Buraya 2K diyeyim. Şurası 4K olsun 6K. Bir kenarda 6K 6K olsun. Şimdi ben buradan yakmaya başladıysam eğer. Bak 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 olaya bak. Hocam bu buradan buraya kadar yandı. Aynı hızla geldiği için bu da buraya kadar yandı. Aynı hızla gittikleri için buraya kadar yanacak. Yani geçen süre ne oldu o zaman? Hocam 6K ve 3K'lık. 9K'lık süre oldu. 9K'lık süreyi 18 dakikada yapıyorsa o zaman K'lık süresi ne olacaktır? 2 dakikada mı olacak? K'lık yanma süresi 2 dakika oldu. Şimdi burada altıgeni de yakıyorum. Hadi altıgeni de yakalım bakalım. Çünkü burada yakmaya başladığın zaman altıgen de yanacak ya. Hocam bu bu kadar yandıysa burası bu arada ne? 4K 2 ile çarpmıştık çünkü. 4K'lık kısım yandı. E bu taraftan da 4K yanacak. Sonra buradan da 4K yandı. Buradan da 4K yandı. Sonra buradan da 4K'lık buradan da 4K'lık kısım yandı. Tam olarak burada birleşti. Yani toplamda 6 kere 4 24K'lık kısım mı yandı? Hayır. Şuna bakacaksın. Geçen süreye bakacaksın. Bunlar burada birleşti. 12K'lık kısım yanmış gibi süre oldu değil mi? Bitmesinde. Çünkü buradan da buraya 12K buradan da buraya 12K'lık süre var. O zaman biz ne bulmuştuk? Daha da 2 dakika geçiyordu ya. 12K'lık kısımda ne kadarlık bir kısım yanar ya da altıgen kaç dakikada yanar diye soruluyor zaten bize. 12K'lık kısım K yerine 2 yazdığımız zaman kaç dakikada yanacaktır? 24 dakikada yanacaktır. Gerçekten güzel bir soru. Çok hoş bir soru. Tab ÖSYM tadında çok zor olmayan güzel bir soru. Tam da sınavda. Bak sadece TYT'de çıkmaz bu. Bu mantıktaki bir soru AYT'de de karşımıza gelebilir. Ya çözdüğümüz sorular hem T'de de hem de AYT'de geliştiriyor seni. Buradaki geometri soruları gerçekten çok hoş. 37. soru. Böylelikle ne çıktı? Balıkesir çıktı. Hemen Balıkesir'i e işaretlerim. Geldik 38'e. 38. E. 38. Soruda şöyle bir soru. Şekil 1'de verilen dikdörtgensel bölge altısı eş olan 7 adet karesel parçayla elde edilmiştir. E o zaman burası bir kenara A diyecek olursam eğer hemen A'yı söyleyelim. Şuraya bir A A A A A diyecek olursam kareymiş. Hepsi kare. Hocam 1 kare, 2 kare, 3 kare, 4 kare, 5 kare, 6 kare. Bu da 7. kare. 7. karenin bir kare kenarı 3A oldu. O zaman burası da 3A oldu. A burası da 3A. O zaman şu dikdörtgen bir kenarı 3A, diğer kenarı da 5A mı oldu? Evet. Kısa kenar 3A, uzun kenar 5A oldu. E o zaman Kısa kenar 3A uzun kenarda 5A olacak şekilde yazdığımız zaman bizden de şu AB uzunluğu isteniliyorsa eğer AB uzunluğu verilmiş daha doğrusu 30 olarak verilmiş bunu kullanacaksam eğer hocam 90 dereceye karşılık getirmem lazım. Dikdörtgen yaparak hop şöyle hop şöyle dikdörtgeni yaptık. E hocam tam dikdörtgen olmadı. Dikdörtgeni böyle de yapalım. Şimdi kısa kenar neydi 3A uzun kenar 5A. 5A burası. 3A burası. Sonra hocam 3A burası tamamı uzun kenar olduğu için 2a kaldı buraya. E o zaman burası da 2a. Dikkat dikkat. Burası 3a, o zaman buraya da 2a kaldı. E buradaki dikdörtgenden burası da 2a yaptı. Toplamda burası 12a oldu. Şimdi uzun kenarlara bakalım. Şimdi hocam burası kaç? 5a. E 5a. Şurada dikdörtgen yaptım. Burası 5a. Sonra buradaki dikdörtgenden 3a ise burası 3a. Burası da 5a ise burası da 5a. Burası da 3a. Toplamda şuraya bakacak olursak 16a yaptı burası. Dikkat dikkat. Ne üçgeni? 12, 16, 3, 4, 5'in 4 katı 20 üçgeni. 12, 16, 20 üçgeninden dolayı burasının 20A olması lazımdı. E 20A neye eşit? Şu geri tuşunu bir bulamadım. Ha şuradaymış. Şu 20A'yı eşitledik. 30A. Hocam 20A 30 sa A buradan kaç geldi? 3 bölü 2 geldi. Mavi renkli kartonlardan birinin çevresi nedir diye soruluyor bize. E hocam çevresi ne olacak? 3A'sı burada. 5A'sı burada 8. 3A 5A burada 8. Çevre dediğimiz o zaman 16A mı yapıyor? Evet. Çevre dediğimizde 16A yaptığından A yerine 3 bölü 2 koyarsak eğer o zaman 16 çarpı 3 bölü 2'den cevap şunlar sadece 8. 3 kere 8 de 24 yaptı. Evet, 24 yapar. 30. soru böylelikle 38. soru böylelikle Ceyhan çıktı. Geldik 39. soruya. Evet 8 özdeş küp verilmiş bize. 8 özdeş kübün yüzeyleri yapıştırılarak elde edilen aşağıdaki cisim bir kemer ile gergin bir biçimde sarılıyor. Küplerden birinin hacmi yani A küp eşittir 8 ise A'yı buradan 2 olarak buluruz. Bir kenarı ne bulduk böyle 2 bulduk. Şimdi küplerden birinin hacmi 8 birim küp olduğuna göre kemerin uzunluğu en az kaçtır? En az. Ya hocam ben burada kemerle sardım ya bu kemer böyle dümdüz giderse en kısası olur. Buradan da dümdüz giderse en kısası olur. O zaman burası 2, 4, 6, 8, 10. Şu uzunluk kaç? 10. Altta sarılan kemerin buradaki uzunluğunu 10 yazdık. Burası da 2, 4, 6. Burası da 8 yaptı. Burası da böyle çapraz giderse kemer uzar. Ama düz bir şekilde giderse burada kısalır. Düz bir şekilde olması bunun da 2 olduğu anlamına gelir. Yani buradaki uzunluk da o zaman 2. E hocam burası da ne olacak? Şöyle zaten burası 2, 4, 6 burası da 8. 6, 8, 10 üçgeninden burası da 10 çıkar. İşte bizden şuradaki uzunluk isteniyor. E zaten burası da 2 olduğunu biliyoruz. Tek tek toplayalım bunları. 10 burada. 2 burada 12. 12, 8 daha 20. Sonra burada 10 var 30. Bir de burada 2 var. 32. Yani cevap ne yaptı o zaman? 32 eşit oldu. Cevap Balıkesir oldu. 39. soruda. Ve geldik son soruya. Şekilde verilen kare dik piramitin yan yüzeylerinden birinin tamamı zeminiyle temas etmektedir. Evet şurası tamamı olarak zeminle temas ediyormuş burası. Piramitin taban ayrıtı üzerinde bir nokta K olmak üzere K noktasının zemine olan uzaklığı 8 birim. Evet K noktasının zemin olan uzaklığını nasıl kullanacağız? Hocam şuradan şuraya çizdiğimiz 8 birim. Bak dikkat şu şöyle buradaki yüzey eğik bir biçimde. Şuradan şuraya dik çizdiğinde burası değil aslında. Zemin olum şu değildir. Hangisidir? Budur. Hocam K noktasını illa burada mı seçeceğiz? Burada seçsek oraya zemin olum burası olmaz mı? Dur. Dikkat. Bu piramit hani şeyin kesilmiş hali gibi değil midir? Dikdörtgenler prizmasının kesilmiş bir hali gibidir değil mi? Evet. E o zaman burada dikdörtgenler prizmasının devamını şöyle getirsek mesela. Şöyle olsa. Buradan çizilen dik, aslında buraya gelmez miydi? Yani buradan çizilen dik sen büyük ihtimalle burada bunu hatalı yaptın. Sen bu köşeyi burada, K noktasını burada seçip o diki buraya çizdin. O dik eğimli olan bu yere gelmez. O dik nereye gelecek? Arkadaş zemine gelecek. İşte buradaki zemine gelecek aslında. Bu içeri doğru bir eğim var. Şöyle gidiyor. Ama bu bunun uzantısına gelecekti hani şöyle dikdörtgenler priz baş şeklinde olmuş olsaydı. E hocam ne yapacağız? Soruya göre şekillenecek. Şimdi bizden ne isteniyor? Piramidin zemine temas eden yüzeyinin alanı isteniliyor. Benden buranın alanı isteniliyorsa eğer bunun alanını bulmak için tabanına ait yüksekliğini bulmam lazım. Tabanına ait yükseklik. E bu taban verilmişse ya bu tabana ait yüksekliği çizeceğim ya da bu taban verilmişse ki zaten bize bu verilmiş. Kare yüzeyinin alanı 68 olarak verilmiş. Yani burası karenin bir kenarı ne yaptı? Kök 68 yaptı. Şuradaki bir kenar da kök 68. O zaman ben burada bu ikizkenar üçgen şeklinde ya bu x kenar üçgenin bu tabanına ait yüksekliğini bulacağım. Arkadaş bu tabana ait yüksekliğini bulacağım. Çizemedim. Dur bakayım şöyle çizeyim. İşte yükseklik bizim şu şekilde oldu. Eğer ben bunu bulursam olay bitti. O zaman K noktasını ben ne yapayım? Bu yükseklikte tam tabanı iki eş parçaya bölecek ya. E o zaman tabanı iki eş parçaya böldüğü yerde. K noktasında o zaman ben burada tam ortada seçeyim. Şurada ortada seçeyim. E o zaman bunun aslında Buraya olan uzaklığı, dik uzaklığı tam ortasının tam ortaya denk geleceği için buradaki çizilen yükseklik, bu uzaklık buraya denk gelmez mi? Gelir. Tam bu çizgi üzerine denk gelecek. Tam ortasında. Tam ortasından dik çizdiğim için tam ortasına denk gelmek zorunda. Yani tam ortasındaki çizgiye denk gelmek zorunda. E bize zaten kök 68 de verilmişti. Hocam kök 68 de burası değil mi? Tam orta noktaları birleştirdiğimizde burada da bir dikdörtgen çıkıyor. Buradaki dikdörtgenden dolayı da burası da kök 68 oldu mu? Oldu. Şimdi çizilen uzaklık neydi? Herhangi bir şekilde bir şey bulabiliyor muyuz? Zemin olumsuz atlığı 8 birim vermişti. Bak burada bir dik üçgen var. Hocam dik üçgen. Kök 68. Dikkat dikkat. Burası 90 derece. Bak kök 68 hipotenüs. Burası da 8. Kök 68'in karesi. 68'den 8'in karesi 64'ü çıkarsam 4 olur. Buraya kök 4 kaldı. Kök 4 dediğim nedir? 2'dir. Buraya 2 buldum. E sonra ne yapacağım hocam? Burası 2. Buraya da A dersem eğer. E burası tam orta noktası. Bak çakala bak. Burası tam orta noktası. E burası da tam orta noktası ya. E ben buradan da şunu şöyle çizecek olursam eğer. Çizdim şöyle. E hocam bu da yan yüz yüksekliği yapıyor. E bunlar da birbirine eşit. Yan yüz yüksekliği burada kaç? A artı 2. E burada da A artı 2 olmak zorunda. E o zaman buraya da A artı 2 yazdım. Ve olay şuraya gitti. Şu üçgene bakar mısın şimdi? Hocam bu üçgende şöyle bir kenarlarımız var. Bir kenar 8 bir kenar A. Bak 8 A artı 2. Burada Pisagor yapacağız. E yapalım. A artı 2'nin karesi eşittir. 8'in karesi artı A'nın karesi deyip işlem işlem işlem. Ya da 8 varsa ya 6 8 10 üçgendir. Hocam 6 yazarsam 6 8 8 yapıyor olmadı. Ya da 8 15 17'dir. Hocam 15 yazarsam eğer şuraya 15 yazdığımda burası 17 sağlaması da tutuyor mu? Tutuyor. Evet 17 bulduk. Yani yükseklik 17 oldu. Bizden ne isteniyor? Bizden şu isteniyor. Şu zemine değen yerin alanı isteniyor. Hocam bu zemine değen yerde taban belli mi? Belli. Şu uzunluk kök 68 kare şeklindeydi çünkü burası. Hocam yükseklik belli mi? Belli. Bu yüksekliği ne bulduk? Burası 15. Burası da 2 ise yükseklikte 17 değil mi? Evet. Taban kök 68 çarpı yükseklik 17 bölü 2 olacak. Kök 68 dediğimiz nedir? 2'ye bölsem 34 bir daha 2'ye bölsem 17 4 çarpı 17 bak 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 4 çarpı 17 yani bu 2 kök 17 çarpı 17 bölü 2'ye eşit oldu. 2'ler de sadeleşti. Cevap 17 kök 17'ye eşit oldu. Yani cevap böylelikle akçay oldu. Çok güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Yalnız şu bilgiyi de verelim. Ne olur ne olmaz sorusu. Ve çok hoş bir soru. Ee, niye? Piramit'i uzun yıllardır ÖSYM e sormuyor ya sorarsa normalde TYT müfredatında yani 9 ve 10. sınıf müfredatında bu bilgi var. Yani uzun yıllardır da hep prizmalardan soruyor sorularını. Ya piramit sorarsa diye bu şekilde ekledik. Yani ben olsam hani uzun yıllardır sormuyorsam bu yılda böyle bir piramit böyle değil de böyle de olabilir tabii ki. Bu yılda piramit sorusu sorayım diyebilirim. O da bu soru neden olmasın? Neden olmasın? Evet gençler böylelikle hallettik mi olayı? Hallettik. Valla çok güzel sorular çözdük. Şu gayet hoş bir soruydu. Bu tam sınavda aday sorulardan biri ki benzerlerini daha öncesinde ÖSYM e sordu. Eş yapı sorusu bu yanma sorusu gerçekten mükemmel bir soru ya. Çok hoş bir soru. Ben ilk defa böyle bir soru çözüyorum. Bir Belki çözmüşsünüzdür. Eş yapı sorusu eş yapı sorusu ÖSYM çok seviyor bunları. E, bu mantıkta soruyor. Daha öncesinde ÖSYM yine sordu yine sorabilir. Evet bunlar da hoş sorular. Ve bu soruda yine ÖSYM biliyorsunuz hem TYT'de hem de AYT'de açı sorularında soruyor ve sormaya da devam edecek. O açı sorularından bir de neden böyle bir soru olmasın. Evet böylelikle deneme 6'yı bitirdik mi bitirdik o zaman ne diyoruz. Bir sonraki denemede deneme 7'nin çözümünde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.